Perihan Hanım'dan lütfen çorba işini devralır mısın? Perihan Hanım. Siz de lütfen söyleyeceklerimi dinleyin. Evet. Bugün bizim hayatımızın dönüm noktası. Ailemiz için de öyle. Sevda ile ikimiz evlenmeye karar verdik. Kendisi eşim olarak, hayat ortağım olarak bu malikanenin gelini olacak. Dilber Hanım. Buyurun. Sizden babamın yüzünü rica edebilir miyim? Tabii. İster kabul et, ister etme. Bu senin meselen. Bundan böyle benim himayemde olan bu malikanede sevdiğim kıza yapılan saygısızlığı kendime sayarım. Buyurun. Hadi. Merasime geçelim. Aradan çıksın. Saygıdeğer Sipahioğulları ailesi. Ben Kerem. Babamın zamansız gidişi hepimizi üzdü. Onun yerini kimse tutamaz, farkındayım. Ama size söz veriyorum. Bundan sonra ailemin başındayım. Artık Sipahioğlu ailesi için yeni bir dönem başlıyor. Eksik ya da yanlış bir şey söylediysem lütfen düzelt hala. Peki. O halde afiyet olsun. Annemle de masaya hiç oturmadınız değil mi? Terzi kızı Süreyya. Yıllar önce bu evde anneme yaşatılanları öğrendim. Utanç duydum. Ama annemin yaşadıklarını Sevda yaşamayacak. Ben buna izin vermem. Annemle ne ilgisi var? Ne öğrendin? Annem de bu evde istenmemiş Ali. Bu evde artık hiç kimse mutsuz olmayacak.
Sen beni şikayet mi ettin Kerem'e? Perihan Hanım, siz de şunu bilin ki, kızınızı kimseye ezdirmem. İçiniz rahat olsun. Bana gönül rahatlığı zor Kerem Bey. Ama elbette mutlu olmanızı dilerim. Oo, ben kızımdan eminim diyen gururlu Perihan Hanım'a bakın hele. Ne oldu? Bu evde bir istikbal görmeye başladın demek. Hala, Perihan Hanım'la da, Sevda'yla da böyle konuşmayacaksın. Neden? Gururları mı incinir? Kırılırlar mı? Ben karşımda öyle darılacak, gücenecek insanlar görmüyorum. Sevda bu eve benim için döndü. Hayır, senin için değil. Servetin ve adın için döndü. Nusret Hanım bakın ben asla... Sen sus! Ben bu evde yaşadığım sürece bu evdeki her şey zehir zıkkım sana. Ana! Kerem! Servise başlayalım. İyi akşamlar. Ay Sultan abla var ya, cehennemde cayır cayır yanmaya gelmiş bu Sevda. Kerem Bey alenen savaş açtı Nusret Hanım'a. Ortalık 56'ya döndü vallahi anne. Öyle vallahi. Helal olsun Kerem Bey'e. Bak sevdiğine sahip çıktı. Kusura bakmasın da o Nusret Hanım biraz artık kuyruğunu kıstırsın otursun yeter. Aa. Anne senden mi çıktı bu laflar? Abimin kime çektiği belli oldu vallahi. Ay bir gün yokum, neler olmuş neler. En büyük şovu kaçırdım. Anlatın bakayım, ne oluyor? Hiçbir şey yemedim. Halanın attığı peçeteyi yedin ya. Niye geldin buraya? Ne işin var demiyorsun değil mi? Demiyorum. Çocukken hep düşünürdüm biliyor musun? Halam niye hiç gülmüyor? Niye bu kadar mutsuz? Acaba öfkesi kime diye düşünürdüm. Yani hiç evlenmemiş. Belki bizim yaşadıklarımızı hiç yaşamamış. Ya da duygularını çok iyi kontrol ediyor bilmiyorum. Ama aslında bana çok düşkün. Düşkün mü? Sana resmen tapıyor. Kötü biri değil aslında biliyor musun? Belki biraz zamana ihtiyacı var. Seni sevmesi için. Bizi kabullenmesi için. Bilmiyorum. Niye güldün? Yani bilmem. Nedense o zaman hiç gelmeyecekmiş. Beni hiç sevmeyecekmiş gibi hissediyorum. Ben seni ömrümün sonuna kadar seveceğim, yetmez mi? Yeter. Annemize bakıyor. Gitsem iyi olacak. Gördüm. Biraz daha kalsan olmaz mı? Nereye gidiyorlarmış? Arabaya benzin alacaklarmış. Elleme geçsinler.
Savaş'ın pek sever çoluk çocukla oynamayı. Emem hocanın da canı sıkıldı. Tıkıldı kaldı burada. Sağ olsun. Hadi anlatsana, ne oldu masada? Yani ne anlatayım ki? Çıkarken yüzünü gördün mü kaynananın? Ne kaynanası? Kaynanan oluyor artık. Bembeyaz kireç gibiydi vallahi yüzü. Kız tıkınarak konuşma. Tövbe ya. Tamam anne ya. Ne oldu şimdi? Konuştunuz mu Kerem Bey'le? Düğün derneği kuruluyor mu? Ne yapıyoruz? Yani biz bir şey konuşmadık. Vallahi bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Tabii ki benim içim hiç rahat değil ama. Ya baksana şunlara, nasıl seviyorlar birbirlerini. Sevenleri ayırmak günah be kardeşciğim. Ne yapacağım? Ay. Vallahi içim kıyıldı ha. Tükendim burada. Bu ne be? Mıy dada mıy mıy mıy. Kalkın ayol. Bir müzik falan açalım. Bir şey yapalım. Dans edelim. Kaç kere kız vereceğiz biz sipahi yollarına? Aa. Hadi kız, hadi kalk. Yok yok, benim hiç öyle bir modum yok. Ay gelir modum, ne olacak? Bak nazara. Aa, bu ne be? Cenaze evi mi, düğün evi mi belli değil. Cenaze evi. O da doğru. Ama Vedat Bey bizi böyle görse çok mutlu olmaz mıydı? Çok sevinirdi vallahi. Aman be, 3 günlük dünya. Hadi be, hadi be, hadi be. Bir saniye dursanıza, biri geldi. Nusret Hanım geldi, yemin ederim. Memo'dur Memo. Memo'dur, kız aç kapıyı Memo. Memo'dur. Girebilir miyim? Tabii, tabii. Ben sana terlik vereyim. Oba! Nazar. Kerem Bey. Ben bölmek istemezdim. Lütfen eğlenmeye devam edin. Kerem Bey, biz zaten gidiyorduk şimdi. Hala Nazar. Perihan, görüşürüz. Otursanıza. İyi akşamlar. Hadi. Yok, gidelim. İyi hadi gidelim biz. İyi akşamlar. Ben kapıyı çekerim. Siz hiç rahatsız olmayın. İyi akşamlar. Ben bölmek istemedim aslında. Böyle cıvıl cıvıl görünce. Siz de lütfen oturun, rahatsız olmayın. Hayır, lütfen. Lütfen. Geç sen. Sen geç istersen, ben de otururum. Git sen. Otursan. Ben aslında sizden halam adına özür dilemeye geldim. Tabii bundan sonra yaşanacaklar için ayrıyetten özür dilemek lazım tabii. Ben size bir söz verdim. O sözümü tutacağım. Çay içersin değil mi? Olur, olur, içerim. Ne yersin, ne hazırlayayım sana? Krep? Fark etmez. Tamam. Neyle olsun? Peynirli olsun. Tamam tamam, yeter, az koy. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir tabak getireyim mi, yoksa böyle ortadan yer misin? Hiç gerek yok. Ben böyle yerim. Rahatsız olmayayım. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kerem Bey. Sevda benim gözümün bebeği.
Ne yalan söyleyeyim. Aynı kaptan yiyebileceği biriyle yuvasını kursun isterdim ama... Anne. Madem birbirinizi o kadar çok seviyorsunuz... ...gözünüz de kara... ...yaşayın görün. Ben de daha fazla karşı koyacak değilim elbette. Ama... ...benim bir tanecik kızım var. Cumartesi benim izin günüm. Usulü adabı neyse gelir istersiniz. Ne? Anne! Ne anne ne? İsteme de olacak, söz de olacak. Sen beyaz gelinlik de çıkacaksın bu kapıdan. Öyle masaya oturduk oldu bitti yok. Olmaz. Olur, hallederiz olur. Buralarda bir yerde bir fotoğraf vardı. Aliye'ye çok benziyordu. Belki anneniz olabilir diye düşündüm. Bak bakayım. Ne yapıyorsunuz? Bir fotoğraf görmüştüm burada. Belki anneniz olabilir diye düşündüm ama... Bir baksanıza arkasında falan belki bir şey yazıyordur. Sana veda etmeden gitmek istemezdim. Bu fotoğrafı kızlarım için bırakıyorum. Bir gün büyüdüklerinde annelerini hayal etmeleri için göster lütfen. Fevziyem, Aliyem sana emanet. İyi bak yavrularıma. Süreyya. Bunu ilk kez görüyorum. Annem benden bahsetmemiş. Beni yok mu saymış? Kerem. 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 Kerem nereye gidiyorsun? Kerem bir şey söylemeyecek misin? Nereye gidiyorsun? Dursana. Bilmiyorum Sevda, bilmiyorum. Kafam allak bullak şu an. İyi, ben de geliyorum. Sevda. Nereye gidiyorsunuz? Kerem, Kerem bak beni korkutuyorsun. Niye konuşmuyorsun? Niye hiçbir şey söylemiyorsun? İçinden neler geçiyor söylesene. Kerem, bak çok hızlı gidiyorsun. Biraz yavaş gider misin? Lütfen. Babam bana o mesajı boşuna atmadı Sevda. Belki de yaşıyor diyecekti. Belki de demeyecekti. Nereden biliyorsun? Kerem, biraz sakin olur musun? Lütfen biraz yavaş gider misin? Lütfen bak rica ediyorum senden. Hem biz nereye gidiyoruz? Babama Sevda. Babama gidiyorum. Çünkü gidecek başka yerim yok. Thank you.
Aliye! Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Mezarına geldim bak. Ne halde olduğumu gör diye geldim. Kim olduğumu sormaya geldim baba. Geçmişim seninle birlikte buraya gömüldü. Kimim ben baba? Söyle bana. Kerem. Baban seni duyup cevap veremez. Beni duyuyor eminim. Bu halde bırakmayacaktı oğlunu. Ben seni anlıyorum. Ama aradığın cevap burada değil. Nerede o zaman? Ben kimden, nereden cevap bulacağım? Bak bu mesele böyle hallederiz Kerem diyeceğimiz bir mesele değil. Peki. Dediğin gibi olsun. Ne yani surat mı asacaksın gerçekten mi? Asacağım. Evet asacağım çünkü çok kırıcı konuşuyorsun. Canım yanıyor Sevda. Bu kez de benim başıma bir şey geldi, benim canım yanıyor. Anlaması bu kadar mı zor? Seni anlamadığımı mı düşünüyorsun? Beni anlamadığını görüyorum. Peki. Ben anlamıyorum seni. Gerçekten anlamıyorum. Sen neyi nasıl yapmak istiyorsan öyle yap. Efendim anne. Sevda, niye sinirlisin sen? Bir şey mi oldu öyle birdenbire çıkıp gittiniz? Yok bir şey anne, söylesen. Ya ben ne yapacağız diye merak ettim. Ortalık karıştı şimdi, bu isteme olacak mı? Hazırlık yapayım mı, yapmayayım mı bilemedim. Yok, isteme falan olmayacak. Neyse kapatıyorum ben, sonra konuşuruz tamam. Niye durmadan bakıyorsun böyle? Hiç. Öylesine. Ben zaten seni anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ya benim yaşadığım şey gerçekten sıradan bir şey mi sence? Değil. Tamam mı? Sıradan değil. Ama öyle değil diye sen bu kadar kendinden geçemezsin. İyi tamam hadi ben kendimden geçtim. Sen ne yapardın? Sen bana söyle. Biri sana senin hayatın yalan dolan. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Hatta annem belki yaşıyor hayatta dese sen ne yapardın? Söyle. Ona buna çatmazdım emin ol. Ya bırak Allah aşkına bırak Sevda. İyi. Kırıp dökelim. Tamam mı? Senin yaptığını yapıyorum ya. Ya saçmalıyorsun Sevda. Ne saçmalıyorum? Hayat böyle bir şey tamam mı? Zor, acımasız, dengesiz. Bazen pusulan şaşıyor, seni çıkmaza sokuyor. Bak. Bak sen şu an bir kriz yaşıyorsun ve bunu sindiremiyorsun. İçinden kırıp dökmek geliyor tamam. Tamam ama bunu sevdiklerini kırarak yapamazsın. Bak, bak şu an öfkeni yönetemiyorsun. Çünkü hayatın boyunca bu kadar büyük bir sorunla karşılaşmamışsın. Seni hep bakıp büyüten, seni koruyup kollayan, seni besleyen, giydiren... ya senin çantanı taşıyan birileri olmuş hep hayatında. Çünkü sen bir prenssin Kerem, değil mi? Hadi bunu da söyle tam olsun. Evet, öylesin. Sen bir prenssin çünkü öyle yetiştirilmişsin, öyle büyütülmüşsün.
Ya senin yaşadığın ev bile gerçeklikten o kadar uzak ki. Çok sağ ol ya. İnanılmaz yardımcı oldun şu an. Çok sağ ol. Kerem, Kerem bak şu an o kadar kendindesin ki başka hiç kimseyi duymuyorsun. Ben duyacağımı duydum Sevda. Duydum ben. Bak ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Ama sen bana az önce mezarlıkta bile Pollyanna'sın demeye getirdin lafı. Ben hayatım boyunca o kadar büyük darbeler yaşadım ki sorunlarla yaşamaya alıştım. Hatta böyle bazen her şey üst üste geldiğinde gülüp geçiyorsun. Yok saymak zorunda kalıyorsun. Ya sevdiğin bir şeye tutmuyorsun yoksa başka türlü hayatta kalamazsın. Ben sana tutundum ya. Ben sana tutundum, sana. Özür dilerim. Çok özür dilerim. En mutlu olmamız gereken günde sana bunu yaşattığım için özür dilerim. Gerçekten. Ben de sana tutunmak istiyorum Sevda. Bana yol göster. Yol göster bana. Birbirimize tutunacağız. Çünkü bizim başka bir şansımız yok. Bak mutlu günlerde, güzel günlerde yan yana durabilmek kolaydır. Ama önemli olan zor zamanlarda yan yana olmak. Ne yapıyorsun? Nasıl başarıyorsun bunu? Neyi? Beni hep mutlu etmeyi, iyi hissettirmeyi. Sevda. Nasıl? Daha iyi misin? Vallahi bir tane daha yersem daha iyi olur. Gerçekten ilk defa mı yedin? Vallahi ilk defa yiyorum. Zaten hayatımdaki en güzel ilkleri hep seninle yaşıyorum. Kerem, biz bazen bazı şeylerden kaçamayız. Yani neyi yaşamamız gerekiyorsa onu yaşayacağız. Ne demiştin bizim ev için? Yaşamayan ev mi? Gerçeklikten uzak. Gerçeklikten uzak. O gerçeklikten biraz daha uzak kalmak isterim. Mümkünse. Olur. Beyefendi. Bir tane daha alabilir miyim? Ben de bir annemi arayayım merak etmiştim. Alo. İyiyiz, iyiyiz anne merak etme. Bir Kerem'le yemek yiyip öyle geleceğiz. Tamam, tamam haber veririm. Abi, bana da bir çeyrek hazırlar mısın? Gel. Nasıl oldu yeni kıyafetiniz Kerem Bey? Güzel oldu. Bir sorun var mı? Yok yok iyi. Teşekkür ederim. Bu arada hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Sağ olma hala. Ay pardon. Nasıl? Sana layık bir kuzen olmuş muyum? Kuzen mi? Ben yalnız gideceğim Aliye. Ya şaka yaptım. Yok öyle yalnız manız. Kardeşiz biz. Bizi öyle hemen kestirip atamazsın. Atarsan da en büyük hayal kırıklığım olursun. Kardeşim benim.
Ali'ye bize biraz müsaade edebilir misin? Edemez. Müsait değiliz. Lütfen çıkar mısın? Kerem, konuşmamız lazım. Lütfen. Tek geldi. Sıcak sıcak fırından yeni çıktı. Ay sultanım, kek mi yaptın? Kerem Bey'in en sevdiğinden hem de. Eline sağlık be güzelim. Gelsin afiyetle yesin. Sevda nerede? Sevda hazırlanıyor. Ay ne heyecanlıdır kız şimdi o. Perihan. Markette bunları buldum aldım. İyi seçmiş miyim ya? Bahri. Ben Sultan. Kim? Bunlar ne böyle ayıcıklı pomponlu falan? Ya ne yapayım Sultan, bunlar vardı markette. Allah. Kız Perihan. Sen de kocanın üstüne dolma şunları giydireceksin ya, helal olsun. Benim evim, benim kurallarım. Giyecek tabii. Sultan, ya ne yaptınız? Çok güzel görünüyor. Sen bir... ya... şu ayaklarını çıkar, kapıyı da kapat. İyi, hadi. Tamam, tamam. Hadi. Of. Hello, selamlar. Taze çiçekler getirdim çünkü çiçek önemli. Şöyle. Oh be, ne güzel oldu. Ay kız Sevda, sen de çok güzel olmuşsun. Maşallah. Ay darısı başım olur inşallah. Muhalla, kızım. Terlik giy. Bunlardan. Peki pompon Bahri. Neler oluyor acaba? Abla, halam Kerem'e bir şey yapmasın sakın. Saçmalama. İnsan evladına kıyar mı? Bilmiyorum. Kıymış senelerce, kendini saklamış. Kolay mı? Yılların hesaplaşması. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Kerem içerken dikkat et, tuzlu olabilir. Tuz koymadım. Yeterince sınav verdik zaten. Doğru. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. En büyük müsaadesin ya. Senin konuşman doğru olur. Ben bir şey bilmiyorum ki. Hem halam yokken. İşte halam yok. Fevziye. İşte isteyeceksen de bu tuhaf durum bir an önce bitsin. Evet. Nusret Hanım. Şaşırdın mı kızım?
Hepinize merhaba. Kerem heyecandan çiçeğini, çikolatasını almayı unutmuştur diye düşündüm. Unuttu değil mi? Almayacak mısın çiçeklerini? Kerem benim canım, kıymetlim. Seni tanımak, sevmek istiyorum. Geçmişi kapatalım. Bana oğlum için kız isteme onurunu yaşatır mısın? Teşekkür ederim. Anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.